أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعوذ بالله وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين تيكي رب بني مبارك بر kondur ve orada beni ağırla. Sen konaklayıcıların en hayırlısı sensin buyuruyor Rabbimiz. Böyle söyle diyor gemiye binince Musa Aleyhisselam'a. İnşallah Cenab-ı Hak dünyada ve ahirette hep hayırlı menzillerde dolaştırsın hepimizi. Evet. Oturduğumuz, kalktığımız yer, yerleştiğimiz yer, misafir olarak konakladığımız yerler, inşallah kabirde yattığımız yer mübarek menziller olsun. Bugün inşallah bu Menazil-ü Sair'in yürüyüşümüzde 43. basamağa, 43. menzile geldik elhamdülillah. Bu da irade menzili. Daha önce hatırlayacağınız üzere hem kast diye bir menzil ifade etti. Hem azim dedi. Şimdi irade diyor. Demek ki bu konu çok önemli ki birbirine çok yakın olmasına rağmen manalar. Hazret bunun üzerinde baya bir yoğun duruyor. Yani vuslatın Allah'ın rızasına ermenin ya da olmanın veya efendim bir takım amellerin ortaya çıkmasının arkasındaki çok esaslı zemin bu olduğu için yani bu irade meselesi, kast meselesi, azim meselesi olduğu için ısrarla burada duruyor. Çünkü kulun elinde şayet varsa cüzi irade, onu bile yok diyenler var ama hadi biz var diyoruz tabii. Ee, efendim. O cüzi irade yegane sermayemiz o. Cüzi irade diyoruz. İstek ama her istediğimizi yapamayacağımız bir cüzi irade fakat çok kıymetli bir irade her ne olacaksak, her nereye varacaksak, her ne elimize geçecekse o cüz'i irade diye efendim ifade edilen o iradeyle oluşacağından hakikaten bunun üzerinde demek ki çok ciddi duruyor Hazret. Ve bu menzilin ser levhası olarak, ayet olarak şunu seçmiş. İsra Suresi ayet 84. Kul كُلُّ ya'melu ala şakileti. فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا De ki herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Bütün ameller herkesin kendi mizaç ve karakterine göre ortaya çıkar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Yani demek ki her insana Cenab-ı Hak bir şakile verdi. evet, onun mahiyeti, bunun tam şakilenin ne olduğu konusunda müfessirlerimiz farklı ifadelerde bulunsalar da adeta karakteri işte Cenab-ı Hakk'ın ona yüklediği özel yazılım her neyse artık ona ne diyeceksek herkes ona göre amel eder diyor. Küllün müyesserun lima hulika diye bir hadiste beyan buyurulur. Herkes ne için yaratıldıysa o iş ona çok kolay gelir, akar gider oraya adeta. O bakımdan hakikaten e, belki insan kendi varlık misyonunu diyelim, varlık misyonunu tespit etmek için fıtrat nereye doğru akıyor, kendisi nereye doğru akıyor, kabiliyetleri nereye doğru böyle koşarak gidiyor, onun peşine düşmek durumunda ki bir sonuç alsın, bir semere versin, yokuş yukarı çıkar gibi zorlayarak bir takım şeyler de olmuyor. Bu yönüyle gerçekten çok farklı bir ne bileyim üzerinde çok çok düşünülecek belki ciddi derinlikli araştırmalar yapılacak bir ayet. Ee, Allah niye böyle buyurdu? De ki herkes kendi şakilesine göre amel eder. Ee, hazin diye bir tefsir var. O tefsirde çok enteresan benim dikkatimi çekmişti bu ayette. Şöyle diyor Ey ala lebeni ümmihi diyor. Yani şakile kelimesine. Yani bu şu demek. Yani herkes anasından emdiği süte göre amel eder diyor. Demek ki bir anlamda bile Allah-u Alem insanın işte helal lokma yemesi dediğimiz, beslenmesi dediğimiz şeyler de insanın iç dünyasında nasıl niyetler doğuruyorsa, nasıl duygular oluşturuyorsa onun da çok ciddi bir yeri var ki. Böyle bir tefsir yapmış Hazret. Bazen hani çok iyi bir insan hakkında ne derler? Ya helal süt emmiş derler. Değil mi? Bir de argo bir tabir vardır. Birisi böyle yanlış işleri çoksa onu burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama bırak şu sütü bozuğu derler. Yani böyle bir şey var hakikaten. Demek ki bir mayalanma diyelim. İnsanın mayalanması o insan varlığının o ilk mayaları son derece önemli bir şey. O maya zamanla farklı farklı besleniyor. Ona göre de bir... şekil alıyor muhtemelen. O yönüyle... bütün salih amellerin... helal lokmaya da bağlandığına işaret eden ayetlere falan da bakınca... insanın... o karakter, tabiat, fıtrat diyelim, onun oluşumundaki bileşenler... birçok bileşen var elbette o bileşenlerin hepsinin toplamından bir şey çıkıyor. Bir karakter çıkıyor, bir şahsiyet çıkıyor. Ve herkes de ona göre bir ürün ortaya çıkarıyor. Ona göre amel, ona göre bir davranış ortaya çıkarıyor. Hazret de burada iradede hakikaten bu ayeti serlah olarak koyması, sanki o iradenin oluşumunda bile, iç isteklerin oluşumunda bile insanın bu şakile dediği o öz varlık suyu diyelim, öz varlık suyunun oluşum e, bileşenlerinin ehemmiyetine dikkat çekiyor gibi bir e, işaret sezdim ben doğrusu. E, farklı da anlaşılabilir elbette. Şimdi e, bu irade konusunda Hazret'in e, inşallah izahlarına geçeceğim ancak onunla ilgili kısa birkaç e, bilgi de verelim. Aslında irade demek Arapçada bir şeyi istemek demek. Dilemek demek. Ar bir şeyi yapıp istemek anlamına geliyor. Nefsin yapılması gerektiğine hükmettiği bir işi, bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi, ona yönelmesi diye tarif ediyorlar alimlerimiz. Rayub el-İsfahani çok daha güzel, mübarek bunun kavram, izahları çok daha oturuyor. Diyor ki, iradeyi şöyle ifade ediyor. Arzu ihtiyaç ve ümitten meydana gelen bir güç olarak açıklıyor. Arzu, ihtiyaç ve ümitten meydana gelen bir yöneliş, bir güç diye açıklıyor ve bu terimin bazen eyleme yönelme sürecinin başlangıç noktası olarak irade bir işe başlayacaksınız. Bunun başlangıcına bu ifade kullanıldığı gibi diyor, irade kelimesi kullanıldığı gibi Bazen de bitiş noktasını ifade ettiğini belirtir. Başlangıç noktasında irade nefsin bir işi yapmayı arzulaması. Bir şeyi istiyorsunuz. Bitiş noktasında ise o işin yapılmasına veya yapılmamasına hükmetmesidir diyor. İradeyi bu noktaya kadar götürüyor. yüce Rabbimiz iradenin kıymetine dair özellikle bu kelimeyi kullanıyor. Birazdan mürit kelimesine geçeceğiz buradan. Hakikaten bu iradeye niye bu kadar yoğun duruyor? İşte hak yoluna giren kişiye salik deniyor. Ama o salikin sonuç alması iradesine göre olacağı için de ona da mürit diyorlar. O, o daha güçlü bir şey yani. İstekli ya da isteksiz bir yola e, girebilirsin ama... O girişteki e, kararlılık diyelim, o istemedeki şiddet diyelim... ...hakikaten sonucu belirliyor. Yani yolculuğun kolay ya da zor sonuç verecek ya da vermeyecek noktası olarak onun şiddeti çok önemli. Bu bakımdan irade sanki bir anlamda şöyle diyelim hem olma iradesi hem yapma iradesi hem de maksada erişme iradesi anlamında çok güçlü bir yerde duruyor. Yüce Rabbimiz de ayetlerde Bakınız çok iradenin yerini göstermesi bakımından önemli nasıl vurgularda bulunuyor. Estağfurullah Ali İmran 145. Ve ma li nefsin en temute illa bi iznillah kitaben müeccela. Ve men yurid sevabet dunya nu'tihi minha. Ve men yurid sevabel ahireh nu'tihi minha ve senezzi şakirin. Hiç kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Eceli gelmeden ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Burada isterse diye tercüme ettiğimiz kelime tam da irade kelimesi. Ne istiyorsan ondan vereceğim diyor Cenab-ı Hak. Açık. Ve şükredenleri ayrıca ödüllendireceğiz. Ayrıca onun karşılıklarını da mutlaka vereceğiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Bakınız bir başka ayete dikkat çekeceğim. Şimdi aileler şayet ayrılma noktasına gelirlerse onunla ilgili bir ayet-i kerime var. Ve in khiftum şikaka beynihima feb'atû hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. İn yurîdâ uslahan. يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا خَب۪يرًا Eğer karı kocanın aralarının açılmasından endişe duyarsanız, korkarsanız, bunlar herhalde aile çatır diyor diye bir içinize bir his geldiyse, hemen diyor erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar ıslah isterlerse, bunların arasını bulmak isterlerse, yani burada irade kelimesini kullanıyor Eğer isterlerse, ve in erada fisalen. Ama ikisi de isteyecek. Eğer iki hakem de diyor bunu işle, isterse yuveffiqillahu beynehumu. Allah bu ikisinin arasını bulur. Muvaffak kılar onları. Hakikaten e, ayetin bak sonucu bağladığı noktaya bakın. O bir iradeye bağlıyor. İrade isterlerse diyor. ikisi isterse Allah muvaffak edecek. Onların istemesi aslında o sonucu doğurmuyor. Sonucu yaratan Allah. Ama o sonucun doğmasına vesile oluyor. Çok güçlü bir vesile ama. İşte cüz'i de olsa irademiz ne kadar cüz'i olursa olsun hakikaten sonuç vermesi bakımından son derece kıymetli bir şey. Fakat bu iradenin ne olduğu konusuna e, belki ışık tutması bakımından bir de şu ayete bakalım. Bu da e, bu tebuk gazvesine çıkmamak için... E, izin isteyen, sonra da kendilerine izin verilenlerden bahsediyor. E, ve sonra bunlar orası zaferle sonuçlanıp da dönünce diyorlar ki ya biz de istiyorduk aslında sizinle gelmeyi ama falan deyip bir takım laflar ediyorlar öyle söyleyeyim. Daha çok da münafıklar. işlerinde sadık üç tane mümin var ama onlar affediliyor sonra zaten. Ee, Cenab-ı Hak onlar hakkında bir e, beyanda bulunuyor. Buyuruyor ki velev eradu el Bakın yine aynı ifade. Velev eradu el huruce. Le a'addu lehu Eğer diyor onlar hakikaten çıkmayı, sizinle çıkmayı isteselerdi, irade etselerdi onun için bir hazırlıkları olurdu. Şimdi aslında demek ki buradan şunu da anlıyoruz. İrade Deyince sadece içten geçen bir niyetten ibaret bir şey de değil. Bu teşebbüsle buluşmuş isteğin adına irade ediyor Cenab-ı Hak. Teşebbüsle beraber olursa bir istek, o hedefe doğru bir isteğiniz de ciddiyseniz, e, o sonucu doğuruyor. Cenab-ı Hak, e, irade böyle önemli bir şey. Hakikaten çok çok kıymetli bir sermaye. E, o sermayeyi e, doğru tanımak, belki doğru kullanmak, onunla nice nice kapıları açmak mümkün. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle açmak değil, demeyelim belki ama, nice nice kapıların açılması mümkün. Yani öyle demek belki daha doğru olur. Şimdi efendim, e, Hazret, bizim Herevi Hazretleri, e, bu konuyla ilgili biraz daha böyle pratiğe yönelik adeta şeyler söylüyor. İradesinde var mı yok mu test edebilmen adına o iradenin kısımlarını söylemiş oluyor. Bir teşebbüsle birlikte o istekte ne kadar ciddisin diyerek bunu ortaya koymaya çalışıyor ve müritle ilgili bir takım şeyler söylüyor şerhler de burada. Mürit demek iradesini ortaya koyan adam demek. Ne istediğini bilen adam demek. Ki müridin isteği haktır demek. Müridül haktır onun aslı. Mürit demek müridül hak. Hakkı isteyen adam. Ne demek? Hakkın rızasını isteyen adam. Hak'tan başka bir şey irade etmeyen, yalnız iradesini ona teksif etmiş adam anlamında mürid Hak'tır onun aslı. Onun da alametlerine şimdi işaret edecek şareflerimiz. Diyor ki, irade, bu ilmin usullerinden ve temellerindendir. Bu ilmin dediği, bu manevi yürüyüş, olma yürüyüşü diyelim, seyr sülük diyelim, manevi anlamda kemal yürüyüşü diyelim, terakki yürüyüşü diyelim, adına ne dersek diyelim, tasavvuf ilmi diyelim. Diyor ki irade bu ilmin bir kere temellerinden. Usul demek asıl, ağacın aslı dendiği zaman kökü anlaşılıyor. Yani adeta bu işin kökü. Yani bu yolculuğun, manevi yolculuğun semere verip vermemesini belirleyecek olan köklerden birisidir. irade meselesi diyor. İrade hakikat çağrılarına gönüllü olarak icabet etmektir. Tavan diyor burada zaten Hazret. Ve hiyel li lidevâil hakikati tavan. İsteyerek bu, özbenliğini adeta o isteğe doğru yönlendirerek hakikat çağrılarına evet diyebilmektir. Birtakım yani bir takım hakikat çağrıları olur. Bazen o çağrıların bir kısmı zaten Kur'an-ı Azimüşşan'da, zaten peygamber lisanında bize onlar ortaya çıkıyor. Ama bunlardan ayrı olarak da Cenab-ı hususi anlamda bazen kalplere gönderdiği ilhamlarla, işaretlerle de o çağrılar olur. İşte o çağrılara adeta koşarak icabet etmektir. Böyle zorlayarak değil ya da birinin itmesiyle değil, birinin ee, ne bileyim hadi iki kolundan tutup yürütmesiyle değil. Orada bir iç istek olacak. iç e, boyun eğme olacak. Yani e, böyle bir arzu oluşacak diyor. Bu kendi içinde üç derecesi vardır diyor. Her zaman yaptığını burada da yapıyor. Bunun da diyor kendi içinde üç tane derecesi var. İradenin üç e, seviyesi var. Birincisi el-u'la zehâbun anil âdâd bi sohbetil ilmi. Bunu da kendi içinde üç ayıracak şimdi. Önce üç ayırıyor, sonra her birini tekrar üç, üç cümleyle izah etmeye çalışıyor. Aslında e, işi büyütüyor yani Hazret. Bir cümleyle söylemek kolay değil demek istiyor. Diyor ki aslında adetlerden sahih bir ilimle geçebilmektir diyor. Yani doğru bir ilim kaynağıyla beslenerek e, bir takım alışılagelmiş adetlerden uzaklaşabilmektir. Burada şarihler diyorlar ki umum halkın adeti yani genelde eğer bir terbiye görmediyse iradesini bir yere odaklayacak tarzda bir e, ne bileyim yöneliş tam oluşmadıysa umum halkın adeti genelde gaflet mahallerinde dolaşmak. Bak şimdi. Şehri arzulara icabet etmek. Yani canı ne çekiyorsa onu yapmak. Bir de tabiat arzına çakılıp kalmaktır diyor. Tabiat arzına çakılıp, tabiat dediği tabi olarak şu bedenin isteklerine çakılıp kalmaktır. Aslında bunu şuna e, sanki telmih ediyor. E, Allah yolunda haydın bakalım, toptan çıkın dendiği zaman ne oldu size de? İthra kaltum ilel art. Çakıldınız, kaltınız ya da Lök gibi oturdunuz dedi ya tam Anadolu'da böyle bir tabir vardırlar oturup kaldınız, ağırlaşıp kaldınız, böyle hantallaştınız, kımıldayamıyorsunuz. Tamam mı? Oturup kaldınız. Ne oldu size? Diyor ya Cenab-ı Hak. Sanki burada tabiat e, arzına çakılıp kalmak derken şunu kastediyor gibi. Şu bedenimiz topraktan oluşan, topraktan beslenen bir yapısı var ya ana asır erbağdan. Bunun arzularına çakılıp kalmak. Normal şartlar altında diyor ki adetler insandaki birtakım alışkanlıklar e, efendim bunlardan oluşur. Diyor ki bir kere bunlardan kurtulabilmektir. Yani şunu demek istiyor. iradenin göstergesi sende bir irade var mı yok mu? Sen hakikaten hakkı mı irade ediyor musun etmiyor musun? Bu iradenin göstergesi ne? Diyor ki bu. Zihabun anil adat bis sıhhatil ilmi. Önce doğru bir ilimle yani zannınla hareket değil belki hevanlı hareket değil ama bilinçli artık sağlam temellere, hüccetlere dayalı bir bilgiye dayalı olarak adetlerden sıyrılmaktır. Başka ve taallukun bi enfasi salikin ma'a sidqil kasdi. Bakınız bu da çok enteresan bir şey. Diyor ki maksadına sadakat göstermek suretiyle. Maksat neydi? İlahi ente maksudi ve rıdâke değil mi? Maksud Genelde ariflerimiz maksudu teke indirmek derken, maksudun da yalnız Allah'ın rızasına kilitlenmek olduğunu ifade ediyorlar. Allah'a ustad dedikleri de o. Diyor ki maksuduna sıdk ile sarılmak suretiyle enfas-ı salihin bu hak yolcularının adeta nefesleriyle bir ilişki içine girmektir. Taalluk, onlara sarılmaktır. Yani, e, adeta onların nefes alıp verişi ile beraber nefes alıp verişi, veriş noktasına gelebilmektir. Bir adetleri, rastgele alışkanlıkları ya da bir temele dayanmayan, sadece tabiatın, şehvetin arzuladığı şeylerden bir sıyrıl, bir görelim seni diyor, hadi irade var mı yok mu? İradenin varlığı bu, buralarda ortaya çıkar. Sen diyor hak yolcularıyla beraber oturup kalkabiliyor musun? Kendini onlarla beraber bir şekilde aynı havayı havayı solumak diyelim. Hatta belki Türkçede ifadeyi böyle tercüme etmek daha güzel. O hak yolcularının soluduğu havayı soluyarak bir onlarla bir beraberlik sağlayabiliyor musun? O, o da bir sebat istiyor. Yani insan bir nefsini okşayan e, kişilerle beraber olmaya daha meyyaldir. Akar gider o tarafa doğru. Ama hak ve hakikata doğru yolculuk yapanlarla beraber hemhal olmak, onların iklimi içinde kendini sabit tutmak, ona alakayı kavi tutmak, o da bir irade meselesi. Göstergelerden bir tanesi de bu. Bir tane daha var bakınız. Rokul o külli şagilim minel ikvan ve müşettitüm minel evtan dehşet ifadeler ya. Diyor ki, ''Ihvanın diyor, seni meşgul edecek ama lüzumlu şeyleri değil, lüzumsuz, lüzumsuz şekilde seni meşgul edecek kardeşlerden de sıyrılabilmendir.'' Arkadaş var, arkadaş var. O meşgale, öyle meşgale ki seni gaflete götürüyor, seni haktan koparıyor, seni daha dün şeylerle meşgul ediyor. Bu tür diyor ıhvanın şahilesinden, meşgul edişlerinden de soyutlanacaksın. Bak şimdi göreyim seni. Başka? Bir de diyor ve müşettitüm minel evtan senin böyle efendim gönlünü dağıtacak, kafanı dağıtacak, huzurunu alabora edecek, alabora edecek bir takım mekanlardan da uzaklaşabilmendir. Bunlar da sıyırabilir. Şimdi diyor, e, irade iradesinde var mı yok mu? Bunlar ölçüler diyor Hazret. Bunlara bir görelim. Eee, iradede ne kadar kavisin? Bunlarda varsa diyor irade. Tamam. Gerisi gelecek zaten. E, önce iradeyi sıhhatli hale getirmek öyle diyelim. İradeyi bir takım kışırlardan temizlemek, cürufattan temizlemek. Keskin bir irade haline dönüştürmek. Yani bu hakikaten Hazret birinci seviye bu diyor. Ee, şimdi burada birkaç saatten İbn-i Kayyum el Cevzi'ye çok güzel şeyler almış, sözler almış. Diyor ki bazıları iradeyi kalbin hakka vuslat iştiyakıyla uyanışı diye tarif eder. Ya, bakınız. Kalbin hakka vuslat iştiyakıyla uyanışının adına irade denir. Yani bu benim kastettiğim irade sıradan yeme içme isteklerini irade edemiyorum ben diyor. İrade dediğim bu diyor yani. Öbürleri sanki zaten tabiatın onları istiyor, yapıyorsun, ediyorsun. Ama esas irade kalbin hakka vuslat iştiyakıyla uyanışı diye tarif ediyor. Ebu Ali Ettekak der ki, irade gönülde bir sevda uyanışı. Bakınız. Sevda uyanışı. Başka kalpte oluşan muhabbet ateşi. İçte oluşan bir aşk, gönül derdi ve yüreğin tutuşmasıdır. Ben böyle tercüme ettim. Hakikaten çok dehşet bir Arapça ifadeleri var bunların da. Diyor ki bakınız irade gönülde bir sevda uyanışı. Sevda uyanışı. Yani o, o da aşk demin aslında bir böyle bir müthiş bir arzu oluşturacak tabii o muhabbet. Müthiş bir arzu oluşturacak. O zaman benim dediğim irade o zaman ortaya çıkar diyor. Mürit o zaman olur diyor. Öbürlerin adına muhtemelen temenni diyor Hazreti. Temenni. Umuyorsun yani bekliyorsun, keşke diyorsun ya. Olsa ne iyi olur falan diyorsun ama Hazreti diyor irade öyle oluşma. İrade gönülde bir sevda uyanışı. Kalpte oluşan muhabbet ateşi. İçte oluşan bir aşk, gönül derdi ve yüreğin tutuşmasıdır. Bakın yüreğin tutuşması, bir alev alması diyor. İrade bu. Adem'in Esam'dan bir söz almış. Bakınız. İza ra'aytel <laughs> muride yuridu gayra muradih fa'lem ennehu azhara nezalete. Dehşet bir şey. Diyor ki bir müridi görürsen ki onun muradından gayrını istiyor. Bak onun muradı da Allah'ın muradı. Bir mürid, müritli müridlik iddiasında bulunan birini görürsen ki onun muradından gayriyi istiyor. Bilmiş ol ki o aslında diyor kendi seviyesizliğini ve alçaklığını ortaya çıkarıyor. Evet. Fa'lem ennehu azhar nezalete. Kendi diyor düşük seviyesini gösteriyor. Allah. Evet. Fa'lem ennehu azhar nezalete. Ve yine şöyle Hazret almış. E, hakikaten İbn Kayyim de dehşet bir adam. Nereden buluyorsa bu sözleri. Mübarek altın bulur gibi özel kazmış bulmuş sanki yani vekile min sıfatil mürid bak şimdi denildi ki müridin sıfatlarındandır şu sayacağım şeyler. Mürit dediği aslında irade sahibi öyle diyelim. İradeyi ortaya koyan kişinin göstergeleri şunlardır diyor. Neymiş efendim? Ettehabbu ila Allah bin nevafil. Farzları zaten yapacak da diyor ki bir de diyor artı farza ilaveten nafilelerle kendini sevdirmeye çalışması. Hani var ya kutsi hadiste. Kulum bana en iyi farzlarla yaklaşır. Nafilelerle de yaklaşmaya devam eder ve ben onu severim diyor. Şimdi diyor ki mürit dediğin. Ya sadece farzı vacibi yerine getiren adam değil. Ona abid diyelim. O abittir. Ama gerçek mürit artı ilave bir takım şeylerle kendini hakka sevdirmeye çalışacak. Bir diyor irade hakkı istiyorsa böyle olacak bu diyor. Başka bin nevafil vel ihlas fi nasihatil ümme diyor ki ümmete karşı samimiyet noktasında son derece ihlaslı olacak. Herkese karşı dürüst olacak, samimi olacak, içten olacak. Vel ihlas fi nasihatil ümme. Nasihatül ümme ümmete karşı samimi olmak demek yani riyanın hepsinden temizlenecek demek. İhlas da o. Başka? <laughs> vel unsu bil halve. Yani yalnızlıkla ünsiyet peyda edebilecek. Yani ya da şöyle diyebilirsiniz. <laughs> vel unsu billah fil halve. Yalnız kaldığı zaman Allah'la ünsiyet peyda edebilecek. Ve, ama burada doğrudan anlaşılan yalnızlığı da sevecek. Yani çünkü Yalnızlıktan canı sıkılır birçok insan. E, niye ünsiyet peydah edemez o? E, hakkı en iyi olarak bilen insanda halvet aranır. Bak halvet, halveti özleyen adam Allah'la ünsiyet peydah edebilen bir gönle sahip olan adamdır. Şimdi halk içinde beraber karışmak varken, onlarla muhabbet etmek varken değil mi? Halveti kim sever? bütün bunlar tabi hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlikten önce ona diyor halvet sevdirildi. Sevdirildi. وَالْاُنْسُ بِالْخَلْوَ وَالصَّبْرُ ahkam ilahi hükümlerin bu evet Allah'ın farz vacip hükümleri olabileceği gibi Allah'ın senin üzerinde kader olarak sana tecelli ettirdiği hükümlere de onları göğüsleyebilecek bir sabra sahip olacak. Bak irade. Vel itharu onun emrini her şeyin önüne geçirecek. Vel hayau min nazarihi bakınız. Onun kendisini gördüğü şuuru içerisinde haya sahibi olacak. Yani insanlardan haya sahibi olmak o normal insan işidir. Ama asıl olan daha üst makamda Allah'tan haya edecek. Bunu diyor. Ve bezdül meçhud fi mahbubihi Bak. O mahbubu olan Cenab-ı Hakk'ın uğrunda neyi var neyi yoksa bezledebilecek. İşi bayağı şey yapmışlar mübarek ya Allah Allah. Ve ademu kararil kalbi hatta yasile ila velihi ve ma'budih diyor. Ya. Bayağı epey sayıyor sayıyor. Sonra diyor ki Mabuduna ve dostuna varıncaya kadar kalbinin karar kılmaması. Öyle sürekli arzulayıp durması. Vuslata kadar o arzunun bitmemesi, hareket halinde olması. Bunlar diyor aslında bir kulda iradenin tahakkuk ettiğinin alametlerindendir diyor Hazret. Bunlar varsa sen de diyor hakka vuslat iradesi var. Bunlar göstergeler diyor. Bakınız bir Kale Ebu Osman el hiri bu zat da değişik bir zat. Mellem <messizlik> tesihha iradetuhu ibtidaen fe innehu la yeziduhu mururul eyyam aleyhi illa idbara. Dehşet yani bir şey. Diyor ki kim diyor işin başındayken böyle iradesi doğru bir irade sahibi olmazsa başlangıçta doğru bir irade sahibi olmazsa Günlerin geçmesi onun ancak ikbalini değil idbarını artırır. İkbal ne? Hakka yöneliş. değil de diyor. Onun haktan uzaklaşmasını gerçek şey yapar diyor. Ya Allah muhafaza. Çünkü efendim şöyle bir şey. Cenab-ı Hak zat-ı uluhiyetine ve zat-ı uluhiyetinden ikram edilenlere karşı isteksizliği iğraz olarak, iğraz yüz çevirme demek. Yüz çevirme olarak görür. Allah muhafaza. Haktan iraz eden de hakka kurbiyet asla kesmedemez. Yani onun için hakikaten çok ince bir nokta yani. Yani Hazretin söylediği çok ince bir nokta. Kim diyor işin başında iradesini sıhhatli hale getirmezse doğru bir şekilde neyi isteyecek, neyi istemeyecek? Efendim, bu noktada nasıl isteyecek? Bu noktada bir iradeye sıhhat oluşturmazsa bu insanın günlerin geçmesi diyor. Bu insanın idbarını artırır. İdbar geri geri gidişini artırır demek. İleri ileri gidemez. Geri geri gider bu adam diyor. Allah işimizi kolay getirdi. Yani bu zatlar bu sözleri hakikaten ince düşündüğünde çok haklılar. Çok haklılar. Ama daha kolay yok muydu bu mübarekler? Niye bu kadar? Değil mi? İşi böyle bir şey yaptınız. E, himbeti Allah-u Alem yücelere doğru sevk etmek için e, ciddi anlamda sıkılıyorlar. işi sıkı tutuyorlar. İşi sıkı tutuyorlar. Aman yarabbi. Evet. Bu birinci e, efendim iradenin e, ne diyelim mertebesi söyledikleri. Hazret tabi farklı farklı. Hangi niye göre bunları ayırdı onu da bilmiyoruz ama ikinci diyor ikinci derece ve derece saniye tuqta'u bi sohbetil hal ve terviyahil üns ve seyri beynel kabd vel bast diye bir e, tanım yapıyor. Yani makamları hal sahibi olmak için kendini tam olarak vermek, bakınız kendini tam olarak her şeyden kesilip diyor, o elde edeceği o güzel kıvamı yakalama adına her şeyden kesilmesi tebettül diyoruz ya biz buna ve tebettel ileyhi teptiyle Allah'ın peygamberimize hitaben emrettiği ve zkur isme rabbik ve tebettel ileyhi teptiyle ey nebi Ekrem sen Rabbinin adını an her şeyden kesilip yalnız ona yönel. Buna Allahu Alem işte e, diyor ki iradede ikinci mertebe dediği yani yüksek bir mertebe buna e, halin eşlik ettiği yani kuru kuruya da kesemiyorsun bir takım şeyleri. Halle birlikte olacak bu. Diyor ki sen de halle birlikte oluşacak ve her şeyden seni kesecek bir kıvama gelip adeta e, efendim e, isteğini ona göre arındırabilmek, güzelleştirebilmek. Ve terbiyahil ünsi diyor ki ünsiyetin rahatlamasına erişmek. Ünsiyet şu, el üns dediği hakla beraberlik sana öyle bir lezzet vermesi ki o lezzet seni rahatlatacak. Sana nefes aldıracak. Sana huzur pencereleri açacak. Bu bunun şerhinde genelde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazla ilgili yani erihmi ya Bilal misalini veriyorlar. Erihmi ya Bilal hadi Bilal bir ezan oku da bizi rahat edelim şöyle bir. Değil mi? Ezanı bir oku da şöyle bir rahatlayalım. Rabbimizin huzuruna bir çıkalım anlamında onu şey yapıyorlar. Diyorlar ki ünsiyetin insanı insana ruh vermesi, ruh bir ruh vermesi adeta bir heyecan yüklemesi, bir içine e, e, manevi bir şevk havası diyelim. Manevi bir şevk havası yüklemesi. Ve seyr beynel kabz ve bast diyor ki kabız ve bast arasında kimi zaman bast, kimi zaman kabz bu arada yürüyüşü devam ettirebilmek. Yani neydi kavsa hali? İnsanın bazen Cenab-ı Hakk'ın kulu daraltması, sıkması. Bas neydi? Cenab-ı Hakk'ın bir kulunu genişletmesi, nimetleriyle, maddi manevi. Bazen hakikaten kerpetende sıkılır gibi olursunuz. Bazen de böyle bahar havasında, açık havada nefes alır gibi olursunuz. İşte diyor ki, İster kabz halinde, ister bast halinde tabiri caizse yürüyüşü durdurmamak. Yürüyüşü durdurmamak, seyre devam etmek. Hani bu da geçer yahu diye diye gitmek. Hani bu da geçer yahu diye diye gitmek. Her halükarda seyretmek. Seyir burada yürüyüş demek. Değil mi? Bir, o yürüyüşe devam etmek. Ve seyir beynel kabdi vel bastı. İkincisi de bu diyor. Ve derecetü bir de üçüncü derecesi varmış Hazretimize göre. Diyor ki orada da üçüncüsü zuhulun ma'a sıhhatil istikame ve mulazemetu riaye ala tehzibil edep. Üçüncüsü istikametin dost doğru bir şekilde gerçekleştirmesiyle birlikte kaybet halidir. Gaybet hali adeta kendinden geçme hali. Ama e, bu kendinden geçme senin diyor istikametini bozmamalı. Yani, aşka düştüm, muhabbete düştüm diye. Zikzak çizme yani tabiri caizse. İstikametini koruyarak gaybet halinde ol. Diyor. Kendini tut. Kendini tut. Diyor Hazret. Ee, hani bazen Pergel'in yani doğru bir daire çizebilmeniz için o sabiti, sabit ayağı düzgün durması lazım çizgi düzgün oluşsun değil mi? Orayı düzgün tutmazsan doğru bir daire çizme şansın yok. Yani onun için Hazret diyor ki tamam gaybet hali olabilir adeta. Kendini Cenab-ı Hakk'ın e, doğru adeta e, o seyir halindeyken kendinden geçmiş gibi olabilirsin. Ama e, yani, istikametini bozmayacaksın diyor. İstikametin içinde olursa bu iş makbuldür. Bir alimimiz diyor ki meşru olmayan şeylerle sekran olmak mazur sayılmak için doğru bir şey değildir diyor. Ne demek istedim hocam şöyle? Hani diyorlar ya manevi sekir hali. Manevi sekir hali sarhoşluk hali demek aslında nasıl sarhoş ne dediğini bazen bilmez. Nereye bastığını bilmez. Bazen yıkılır, bazen kalkar. Manevi sekri de bazen mazur görmek lazım insanları falan dersiniz. Ya, bu da manevi bir sarhoşluk haline düşmüş diye. Hazret diyor ki, Gayri meşru bir şekilde, gayri meşru bir şekilde, gayri meşru tabi içki içerek nasıl maddi alemde ya da maddi beden, bedende diyelim. İçki içerek Gayri meşru bir şekilde sarhoş oluyorsun. E ben sarhoştum. Onun için buna kırdım, buna vurdum. Dolayısıyla beni mazur sayın. Yok öyle diyor. Aynı şey manevi anlamda da diyor. Sen istikamete dikkat etmeden gaybet haline girerek sek halinde düşersen kusura bakma. Sen de mazur olmazsın diyor. Ama istikamet üzereyken hakikaten Allah'ın çizdiği hudutlar içerisinde kalma gayretinle birlikte, yürüyüşünle birlikte bir takım e, zuhuratlar senden ortaya çıktı. E, o zaman sen mazur olabilirsin. Neyle sarhoş olduğun önemli. <laughs> tamam mı? E, öyle diyelim. Neyle sarhoş olduğun önemli. E, ama bu da tabii o sekre halinde arzulanan bir hal değildir. Büyükler söylediği. Asıl olan Aklı başındayken adeta, aklı başından gidermek maharet değil. Aklı başındayken adam gibi <laughs> yol yürümektir. Yoksa sarhoş sarhoş yürümek de... Evet, onu arzulamadan o hal zuhur ederse mazursun. Ona bir şey demeyiz. O zatlarda onlar kendileriyle Allah arasında deriz ama zorlayarak gayri şey, meşru bir şekilde adeta istikametini bozarak bir takım kendi kendine kaybet haline geçeceğim, sekr haline geçeceğim gibi bir arzuyla manevi yol yürüyeceğini zannediyorsan kusura bakma tokadı yersin diyorlar adeta. Veya çizgiyi açmış olursun, yolu şaşırmış olursun. Evet, istikametin doğru olmasıyla birlikte gaybet halidir. Ve edebi güzelleştirmeye riayete devam etmektir. Yani diyor irade eğer yani iradeyi Hiçbir zaman kaybetmeyi bakarız. Uygun görmüyor Hazreti. İradenin arka planında bilgi olacak diyor adeta. Sıhhatli, meşru, doğru bir ilgi olacak. Ve bu ilgiyi sürdürebilecek sabrı, sebat olacak. Ve bu irade de tabiri caizse hedef şaşmadan, hedefe kilitlenerek gerçekleştirilmiş olacak. Diyerek çok yüksek bir derecede bir irade e, önümüze mübarek koymuş oluyor. Tabii muhterem kardeşlerim hakikaten Cenab-ı Hak e, her birimizin içine, yüreğine, gönlüne zat-ı uluhiyetinin rızasını elde etmeye doğru güçlü iradeler nasip etsin. Yani güçlü iradeler nasip etsin. O iradeler olursa yerde ve gökte Allah ne kadar vasıta varsa, melek varsa hepsini hizmetinize gönderir. Yani Tamam mı? Muradınıza eriştirir. Ama öyle bir irade yok da, irade zafiyeti, her şeye yönelen bir e, adına ne diyecekseniz deyin ona. E, böyle bir şey varsa da hakikaten yol alma imkanı çok fazla olmuyor demek ki. Büyük. E, evet, güzel. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Belki güzel çevrelerde bulunuyorsunuz. Ama e, Hazretlerin bize gösterdiği hedeflere doğru yürürken iradeyi arındırmak, iradeyi güçlü kılmak, korumak ve istikrarlı bir şekilde bu iradeyi sürdürebilmeye azmetmek gibi bir hedef koyuyorlar önümüze. Ee, Cenab-ı Hak muvaffak eylesin efendimiz. Hazreti Mevlana öyle diyor. Oğlum diyor, isteksiz ne olur? İsteksiz el parmak oynar mı diyor? Hiçbir şey olmaz. Ben benim içimde istek oluşmuyor diyorsan sen de diyor yana yakala diyor Allah'a yalvar da yuvarlan yerde diyor istersen. İste de Allah'tan diyor sana istek versin. Sana irade versin. Çünkü şöyle hepsi inanıyor ki hepsi şunu söylüyor. İrade olmadan bir şey olmaz. Yani irade olmadan yollar açılmaz. İrade olmadan e, efendim mesafe kat edilmez. O bakımdan İşi döndürüp dolaştırıp oraya getiriyorlar. Çünkü o olduktan sonra tevfik ilahi olacağı için Cenab-ı Hak kuluna fırsatlar, imkanlar lütfedeceği için anahtar o. O olmadan olmuyor. O bakımdan o iradeyi oluşturabilecek belki bir takım vesileler varsa o vesilelere de sarılmak gerekiyor. O vesileler kimi zaman doğru ilimlerdir. Sağlam ilimdir. İlim sana güzellikleri gösterir. Hakikati gösterir hakikat ve güzellikler de senin içinde bir cezbe oluşturur, bir yöneliş oluşturur, irade oluşur yani. Belki güçlü irade sahiplerinden aşağı almak lazım. Ee, güçlü irade sahipleriyle belki yan yana bulunarak, onların nazarlarına erişerek, himmetlerini, değil mi, dualarını alarak o iradenin oluşmasına zemin hazırlamak lazım. İrade durduk yerde oluşmuyor. Ona da bir, demek ki bir çaba gerekiyor. Ama şunu da ifade edelim. Vehhab olan Allah'tan da istemek lazım. Ya Rabbi ver demek lazım. Bize de ver demek lazım. Bize de lütfet demek lazım. O iradeyi verdiyse sonucunda verecektir. Yani Hazreti Ömer Efendimiz öyle diyor ya. O sana dua ettiriyorsa verecek demektir diyor. Niye? Çünkü dua da bir istektir yani. Kolay değil. Herkesin eli du duaya kalkmıyor ki. Herkesin dua yüreğinden böyle coşup çıkmıyor ki abicim. Bazen sadece kavlun ya gulu diyor ya lan diye işte dilinde bir takım cümleler akıyor. Tamam o da güzel belki ama onu da sıfırlamayalım tamamen. Ee, fakat esas için coşup, için coşup güçlü bir şekilde Mevla'dan bir şey isteyebiliyor musun? Bu istek doğduysa zaten onun sonucu verilecek demektir. Vermeyecek olsaydı istetmezdi diyorlar. Vermeyecek olsaydı istetmezdi. O bakımdan e, Rabbimiz inşallah her birimize razı olacağı, rızasıyla efendim muvafık olan e, istekleri yüreğimize ilham eylesin. Ona da muvaffak eylesin efendim. Allah'a emanet olun. Lillahi Teala'l-Fatiha.